Onun için en az 3 euro vermek istedim. Top gel. Şimdi burada Berkcan'ın olayı şu. Diyor ki insanlar diyor araba koymuş diyor. Biz de helikopter koyarız diyor. Yani yine bir yarak büyüklüğü ölçüsü karşılaştırma durumu söz konusu. Ama helikopterle ilgili mizansen komik bir şey yapsaydınız olurmuş da yani ben çok helikopterden etkilenmedim. Ya çünkü bunun çok bir para olmadığını biliyorum yani. Almanya'da ben kişisel uçağına binebiliyorum insanların. Yani 200 euro falan veriyorsun. Sizin gibi adamlar için para değil yani. Uçağa biniyorsun yani, helikopter değil, uçağa. Berlin'den biniyorsun, Münih'e iniyorsun yani. Kişisel uçak. Personal uçak yani. Para değil yani. Vantilatör kullansaydınız. Росомаха. Bu sahneyi sevmedim bir tek. Niye buradan muhabbet kuşu gibi çıkmış arabanın yan tarafından amına koyayım? Ve bu videonun kalitesi niye kötü? Kesin YouTube'dan dolayıdır. Üstünü sildim attım, hakkında ben hep yanıldım. Ey Enes'im nasılsın? Bu Çengel Express. Bu muhabbet şey. Bu muhabbet şey. Rain Man'le video yaptıktan sonra Rain Man kanka oldu ya Enes Batur'la, aradı etti falan. Böyle aralarında bir aşk rüzgarı esti. Berkcan da şey değil yani. Açık konuşayım mı? ESC'de oyun durmuyor, gerizekalı. Chat. I don't. Rassamaha. Bak Berkcan, sen amına Berkcan da... tamam. Berkcan da şunu fark etmiş. Rain Man... İşte ortamdan herkesle ilişkiye girip hani ondan Rain Man'in adı geçsin, buradan Rain Man'in adı geçsin, işte şu Rain Man'den bahsetsin, herkesle iyi olsun Rain Man ve ondan sonra Rain Man yükselsin tadında hareket ettiğini düşünüyor Rain Man'in. Berkcan işte niye aradın da Enes'le aradım Enes'i diye video çektin de YouTube'a koydun diye sinirlenmiş. Ben de böyle bir vaka yaşadım yakın zamanda. Anlıyorum tamamen. Karşı tarafı da anlıyorum. Yani hani hızlı yükseleyim kafası. Bıçkın delikanlılar. Onları da anlıyorum. Ama Berkcan'ın da neler hissettiğini anlıyorum. Biz gelince sesini kes. Yusuf'a yeni bir isim bulalım. Rain Man'e geri vites. Enes'ten prim yap sen ey. Yeşil ışık yanar mı? Söyle sırada kim var Rain? Baturay anar. Abi gitmiş gerçekten uçuru atmış ya. Gerçekten uçurdu. İnanılmaz. Cumali Çeper gerçek mi yoksa bu bir fanart? Bak bütün klipte cringe olduğum tek dakika. Fan art ne lan? Fun art. U'yla yazmış. Berkcan sen köylü müsün? Senin İngilizcen yok mu çocuk? Fun art ne lan? Bunu hemen düzelttirin. Amanda'ya mail atsan söyle seni takar mı? Bana bir bak ve bunu bir tat. Karşında ver et bir at. Video matematik gibiydi, gerekmez edebiyat. Burada diyor ki işin diyor formülünü çözdük diyor. Bak bu iki dize benim en hoşuma giden dizeler. Matematik gibiydi, gerekmez edebiyat. Hoşuma gitti. Yani diyor ki yetenekliyim, bu işi yapıyorum. Fuck off diyor yani. Sizin dırdırınıza falan hiç bulaşmayacağım diyor. Güzel. Trendlere çıkamayan. Alt yazı o cahil Cahreyn. Kim yazıyor alt yazı, kendin de koyabiliyorsun ki cahil chat. Kimin koyduğunu bilmiyorum ki. Bu alt diziyi Hasan Osman yazmış demiyor ki. Ben kendisinin koyduğunu tahmin ettim. Alt diziyi kim yazıyor abi? He? Pluto'daki Gargantuanlar mı yazıyor? Sikler. Kendisi de yazabiliyor alt diziyi. Kukuletası ya.
lan çekti tepki videosu. Azıcık içerik üreten lan YouTube'un fiyaskosu. Şimdi top başına kullanacağım perikik. Orkun Kale'de durumun çok... Bunu... Bunu anladınız mı? Bunu anladınız mı? Ork desna var mı? Anlayanlar var. Anladınız mı bunu? Ork desna. Ulan Orkun. Ya iyi görmüş. İyi görmüş. Orkun da yarın bunu izleyip böyle suratında bir gülümsemeyle Berkcan ne yaptın ya falan diye video çekecek. Şu an tırnakları yiyordur. Ben en çok onu sevmiyorum ya. Ben en çok onu sevmiyorum abi. Tepki vermişler Enes Batur'a. Tamam mı? Türkiye'de 7 milyon YouTube kullanıcısı varmış. 5 milyonu Enes'e sapmış. Bilmem neymiş. Abi herkes tepki veriyor ama cokko cokko tepki. Böyle bir tepki olur mu? Amına koyayım ya. Adam sana ergensin demiş. Kız çıkıyor diyor ki biz arkadaştık. Niye bana ergen dedi ki? Çıkıp desene amına koydum ben ergen değilim desene. Herkes böyle dur ben köşesiz olayım. Ay herkes beni sevsin. Kitlelere oynayayım. İşte. Zaten 6-7 yaşında çocuklardan bir para gelmez. Sponsor olsun. Çok izleyelim de sponsor olsun. Amına koyayım ya. Biraz nerede oğlum taşaklarınız? Hadi kızı burada offside dışı tutuyorum. Taşakları olamaz. Cesaretin diyeyim ona. Nerede abi cesaretiniz? Yani niye yani kendi karakteriniz yok ki? Niye herkes böyle şey demiş. Saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Ya duyma. Bir kere de duyma. Koyayım. Saygı duymayın abi. Doğal olun biraz ya. Yine chatte cringe cringe yazıyorsunuz. Kaç taneniz milyonlarca izleneceğini bildiği bir videonun çekimleri sırasında kamera karşısında bu kadar doğal davranabilir? Kasılmadan. Hiç kamera karşısına geçtiniz mi? 10 kişinin bile önünde sınıfta sunum yaptınız mı? 10-20 kişi önünde sunum yaptınız mı? Götünüzün arasından damlayan ter taşaklarınızla götünüzün arasındaki o kıllı veya aldığınız zaman kılsız bölgede birleştiği zaman hissettiniz mi o böyle gerginliği böyle? Ağzınız kurur falan. Konferans verdim reis. Rahat mı verdim konferansı? 100 milyon saat çalışma. Çocuk 20 milyon, 10 milyon bilmem kaç milyon izlenecek videoda. Bak gayet takılıyor yani. Siz ancak cringe cringe yazıyorsunuz abi. Şu cringe muhabbeti çok saçmalaştı yani. Her şeye cringe. Evet. Bu benim işim. Evet, Berkcan'ın işi. Evet arkadaşlar. Adidas mı ödemiş bütün bu videonun parasını? Milletlerin sponsor var ya. Buradan Bino Game'e sesleniyorum. Doğduğun köyde yeni doğan bütün Twitch'te canlı diss atacağım. Twitch'te canlı diss atacağım. Canlı canlı. Bino Game. Bunun finansmanını karşılasın. Canlı diss. Kanal o gün kapanacak zaten ben o diss'i atınca. Charmy böyle saçını başını yolmuş değil mi? Aa, kapatın bu kanalı çabuk kapatın falan diye. Aniler diyor kapat kapat kapat. Telefonlar da böyle Amerika yarıyor. Hemen kapatın o kanalı. Ya bu çocuğu nereden buldu? Bu arkadaşı falan mı ya? Çok efsane çocukmuş benim. Tiplemeye bak ya. Bu hareketi nereden düşündüm bir kere ya? Klibin en güzel yeri sanırım burası. Arkadaşı mı bu?
Abi süper bir herifmiş ya. Çok süper bir herifmiş ya. Klibin en mutlu 5-6 saniyesi şurası yani. Fazla övünme Fatih, tek tuşa bakar önün. Seni ilk rivayladığımda nasıl geçmişti günün. Şimdi bu Fatih kim, bana söyleyin abi. Bende YouTube terminolojisi çok yok. Terminoloji çok yok. Abi ilk disi ben attım yani, ona hiç girmeyelim. Gandhi ile disleşmemiz var bizim. Kafalar mı? Ne yazıyoruz abi? Kafalar Fatih mi yazıyoruz? Hangisi Fatih? Bu arkadaş mı? Gerçekten kafalar inanılmaz yaratıcılar ya. Çok yaratıcılar, çok keyifli videoları var. Yalnız şu var ya. Gerçekten. Şu bak, şu. Bu değil. Şu. Yani öyle sikmiş ki, nasıl sikmiş belli değil ya. Şu. Bu özeti. Bu ne biliyor musunuz aslında? Burada diyor ki. Dün boktun, bugün koktun diyor kısacası. Benden yaratıcı mı? Ulan yabancı videoları izleyip Türkçe'ye çevirip ondan sonra daha düşük bütçeli versiyonunu çekmenin nesi yaratıcılık oluyor? Ha sen köylüsündür tabii, bilmiyorsundur yabancı versiyonlarını. Hayatında izlemeye cesaret edemezsin. O ayrı. Ona bir şey diyemem ama o senin köylülüğün, adamın yaratıcılığı değil yani. Günün planların çöpe at, BG bozar oyunu. Fazla konuşma, bence bu konu aşar boyunu. Bilal çay toplasın tayfanın yancısı. Bilal hangisi? Kafalar Bilal. Oğlum bunların hepsi aynı. Değilmiş, ufak farklar var. Bir tek şu çocuk biraz farklı. Türk yeni fazla. Tek bu çocuk, bu iş çok benziyor ya da ben benzetiyorum. Ben benzetiyor olabilirim. Abi işte bu! Ya yıllardan söylemek istediğim şey! Afrik gel suratımı yumrukla. Gel suratımı yumrukla. Abi işte bu ya! Çok komikmiş lan, anneme hamileyim şakası. Bu ya! Yıllardır zekamızla taşak geçiyorlar ya. Ve bir bok yapmış gibi de böyle. Devamlı da böyle. Ben böyle bir video çekmeye utanırım ya. Anneme hamileyim şakası video çekmeye utanırım abi. Ya bu çağda utanırım. Mesela biz ilk başladığımızda zaten emsali yoktu, örneği yoktu. Türkçe video çeken kanal sayısı 3 veya 4'tü. Hani biz de oyun oynayıp onu falan yüklüyorduk. Böyle vlog böyle yeni yeni. Hani zaten emsali yoktu. Şimdi hep böyle biraz üste götürmek zorundasın. Biz böyleyiz yapamın okuyayım, anlamadım ki. Dur döneceğim. Çok komikmiş lan, anneme hamileyim şakası. BG piyasanın nirvanası, bulunmaz eşi. Video senin neyine, git oyna GTA 5'i. Recep İvedik modu, oley be. Açmış gözü, Jahreyn olmasaydı kim bilir. Selen tek sözü, tek sözüm sana değil senin. Buraya var ya, sırf beni katmak için yazmış bu line'ı. Yoksa Selen tek sözü laf atar. Selen tek söz hala aktif mi? Bilmiyorum. Aktif mi hala? Ya da çok izleniyor mu bilmiyorum. Buraya sırf beni katmak için yapmış sanırım bu sahneyi. Senin cringe tayfana, 100 kere keşfete çıksan yine girmem sayfana. Şimdi top başında kullanacağım free kick. Damla kalede, buramın çok hızlı.
Ben buna katılmıyorum abi. Damla yani çok videosu izle, birkaç tane neymiş lan diye baktım. Yani onun işi o. Hani onun işi o. YouTube'dan kozmetik satıyor yani. Hani abon teyzelerinin daha konuşkan, daha komik ve YouTube'da milyonlar tarafından izlenen versiyonu. Abon satıyor mu? Satmıyor. Daha kaliteli ürünleri tavsiye ediyor tabii, daha pahalılarını. Ama işi bu yani. Yani Berkcan Güven gidip Ülker'le bilmem neyle çalışmıyor mu yani? Biz de sana bisküvi satıyorsun mu diyelim. Anladın mı? Boş yapılmış burada biraz. Berkcan burada boş yapmışsın. Sen de bisküvici misin çocuğum? Değilsin. İş geldi mi yapıyorsun. En iyi sahnelerden biri. Hepsinin işini bitirdim. Aferin oğlum, aferin oğlum. Ben mi Danla'yı yalıyorum durmadan? Daha önce ne zaman yaladım lan? Burada yalamıyor ki. Burada Berkcan'ın boş yapmasına laf atıyorum. Eyvallah. Güzel. Adamla sevgilisi mi? Bilmiyorum abi. Kimin sevgilisi?